Türkiye'deki ne Afgan sayısını biliyorlar, ne Suriyeli sayısı. Yani bu şekilde bilebilmek de zaten mümkün değil. Onlar sadece ellerindeki isimlerini ve adreslerini bildikleri mültecileri rakam olarak veriyorlar. Bunun dışındakiler yalan diyorlar. Bunun yalan olmadığını sokağa çıkan herkes görüyor. Yani İstanbul'da özellikle bazı semtlerde ya Türk nüfus azınlığa düşmüş ya. Ya evet, mesela bunu maalesef. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı söylediğinde herkes şoke olmuştu. Yani İstanbul'un göbeğinde bazı ilçelerde Türk nüfus azınlığa düşmüş vaziyette. Kim olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Haber yapılıyor mu? Yapılmıyor. Mesela Afgan haberi yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun illa gidip Afganistan Büyükelçiliğine falan mı dayanması gerekiyor? Bizim bağımsız dediğimiz medya yandaş medyadan beter hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu elektriği kestim diyor. Bir hafta elektrik muhabbeti konuşuyorlar. Sadat'a gidiyor. Bir hafta Sadat konuşuyor. Yani böyle rezalet olur mu? Şimdi işte Türgev Mürgev dedi. Papağan gibi aynı şeyi konuşuyorlar. Böyle medya olabilir mi? CHP genel merkezinin medyası mısınız siz? Halkın medyası mısınız? Mesela Sadat haberi yapacaksak, yani Türkiye'deki Suriyelilerin, Türkiye'deki Afganların barınma noktaları, giriş çıkış noktaları, hiç bunlar haber olmayacak mı? Evet. Değil mi? Yani aynı merkezden verilmiş haber listeleriyle toplum yönlendiriliyor. Bir taraf AKP tarafından güdülüyor, bir taraf CHP tarafından güdülüyor. Yazık yani, bu kadar utanmazlık olmaz ki. Evet. Şimdi önemli bir şey söylediniz Yılmaz Bey. Bu da bence çok dikkat çeken bir şey. İstanbul'da dediniz. Mesela şeyde de Anadolu'nun bazı yerlerinde de böyleymiş. Yine benim hani aldığım duyumlara göre demografik yapı değişti. Bugün ya da dün bir yazı okudum Deutsche Welle'de. Suriye'nin demografik yapısı değişecekmiş. Bizim bu sığınmacıları göndermemizle birlikte. Erdoğan'ın planı şu: Suriye'nin kuzeyinde işte o buradaki Suriyeli sığınmacıları oraya yerleştirerek bu işten kısmen kurtulacağını düşünüyor. Ama bir Alman araştırma şirketinin yöneticilerinden Selim Seyit'e göre diyor ki işte buradaki diyor şeyin demografik yapısını bozacaksınız diyor böyle yaparsanız. Yani burada çok, tabii çok komik değil mi bu? Türk milletinin özellikle AKP'ye oy veren yurttaşların gerçekten şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yani Almanlar diyor ki Türkiye'deki Suriyeliler Suriye'ye gitmesi sakıncalı diyor adam ya. Evet. Türkiye'deki Suriyeliler Suriye'ye giderse Suriye'nin demografik yapısı bozulur diyor. Yani adam açıkça siz geri zekalısınız diyor. Yani bunun başka tercümesi yok. Yani adam açıkça diyor ki Kuzey Suriye'de biz PKK devleti kurduk. Sizin Suriyelileri Suriye'ye göndermenizi bu yüzden istemiyoruz diyor. Siz Suriyelileri Türkiye'de tutacaksınız ki biz onlardan boşalttığımız bölgede PKK devletinin bayrağını dikebilelim diyor. Adam bunu açıkça resmi olarak söylüyor. Biz oradaki Suriyelileri özellikle boşalttık ki orada PKK devleti kurulsun diye. Biz şimdi oraya Amerika ile beraber Batı ittifakı olarak oraya bir PKK devleti kurduk. İran kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde. Dolayısıyla şimdi sizin Türkiye'deki Suriyelileri oraya göndermeniz demografik yapıyı bozar diyor adam. Evet, yani adam bunu daha diyor, nasıl evet, açık söylesin ya? Suriyeliler sende kalınca demografik yapı bozulmuyor. Suriyeliler Suriye'ye gidince demografik yapı bozuluyor. Bunu adam gözümüzün içine baka baka söylüyor. Peki Sadat Madat atıp tutan herkes, bağımsız medya, bundan daha büyük tehdit var mı mesela? Bunu ne zaman konuşacağız? Bunu konuşamıyorsun. Niye? Çünkü CHP yönetimi Suriyelileri göndereceğim diyemiyor. Niye gönderemeyeceksin kardeşim? Bu bahsettiğim sebepten.
Kuzey Suriye'deki PKK devletinin, garnizon devletinin zarar görmesi mi problemi? Bunların Türkiye'de kalması bu yüzden mi gerekiyor? Biz hep başından beri söylemedik mi? Mayınlı alanların temizlenmesine kadar bu alanı dehşet dengesiyle özellikle boşaltmadılar. Dünyanın her yerinden getirdikleri kökten dinci kafa kesen adamlar da o bölgede bir dehşet dengesi yaratarak o bölgeyi özellikle boşaltmadılar, insansızlaştırmadılar. Evet. Niye? Orada bir PKK devleti kurmak için. Şimdi Alman diyor ki, Alman devleti oraya diyor Suriyelileri gönderirseniz oradaki diyor demografik yapı bozulur. Gözümüzün içine baka baka hem Irak hem Suriye sınırımızda PKK garnizon devleti kurdular. AKP hükümeti saçma Suriye politikasıyla PKK'ya belki 100 sene kazandırdı. PKK'nın belki 100 senede başaramayacağını 2 senede başarmasını sağladı. Bugün hem Irak'ta hem Suriye'de kuzeyinde bir PKK garnizon devleti kuruldu. Nereye kuruldu? Oradan boşalttıkları Suriyelilerin toprağına kuruldu. Oradan boşaltılan Suriyeliler nerede? Türkiye'de. Millet hala diyor ki Sadat mı Madat mı? Doğru. Milletin evet. Gözünün içine baka baka millete yalan söyleniyor. Muhalefetçilikmiş gibi yapılıyor. Asıl tehdit, asıl Türkiye'nin içine yerleştirilmiş dinamit halkın gözünden kaçırılıyor. CHP yönetimi dediniz Yılmaz Bey, ama Sayın Kılıçdaroğlu göndereceğiz demişti. CHP yönetimi mi durmuyor arkasında bu fikrinin, Kılıçdaroğlu'nun? Şimdi Laleciğim, mesela bana da sorarsan ben de göndereceğim derim. Bu kadar basit yani. Bunu nasıl yapacağını bana söylemen lazım. İnandırıcı bulmuyorsun. 2010 yılından beri sel gibi insan geliyor Türkiye. Evet. Sel gibi. Mesela benim gibi, sizin gibi düşünen herkes daha 10 bin Suriyeli geldiğinde de 100 bin Suriyeli geldiğinde de ya kardeşim bu insanlar nereye geliyor diye bangır bangır bağırmaya başladığımızda sene 2011'di. 11 senedir bu tehdit Türkiye'de tırmanarak devam ediyor. Sen ne zaman Suriyelileri göndereceğim diyorsun? Ümit Özdağ çıkıp ortalığa bunu afişe ettiğinde söylüyor. Ümit Özdağ çıkıp bunu söyleyene kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden bununla ilgili tek cümle yok. Anketlere bakıyorlar, Ümit Özdağ'ın oyları yükseliyor. Çünkü toplumda özellikle CHP'ye oy veren seçmen kitlesinde olağanüstü bu konuda hassasiyet var. Çünkü evet. Bu ülkenin eğitimli doğru. insanları bu kaçak yollarla Türkiye'ye gelen ne yürüyü belirsiz kaçak mültecilerin Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den hatta Afrika'dan gelen kaçak mültecilerin bu kökten dinci terör örgütü yapılarıyla gelip sonradan Türkiye'ye mülteci gibi giren tiplerin Türkiye'nin bugününe, yarınına, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine nasıl bir tehdit oluşturacağını insanlar görüyor ve dizlerini döve döve bu konuyu konuşuyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili gıkını çıkarmıyor. Hatta bunları topluma entegre etmek için bakanlık kuracağını söylüyor. Evet. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin en hassas kitlesinin bulunduğu İzmir'de bile belediye başkanı bunlarla beraber yaşayacağız diyor. Sonra Ümit Özdağ çıkıyor. Arkasında medya olmamasına rağmen, sermaye yapısı da olmamasına rağmen, güçlü bir sermaye, toplumdaki hassasiyet damarını doğru yakaladığı için
Türkiye'deki kaçak mülteci meselesini toplumun gündemine tekrar getirdiği için Cumhuriyet Halk Partisi falan çıkıyor, biz bunları göndereceğiz diyor. Nasıl göndereceksin abicim sen? Esad'la konuşacağız diyor. Sen Amerika ile konuşmadan Suriye'ye nasıl adam gönderirsin? Rusya ile konuşmadan nasıl gönderirsin? İdlib'deki kökten dinciler ne olacak? Bunların hiçbiri yok. Yani politikayı işporta politika halinde götürüyorlar. Aslında hiçbir şey yapmak istemediklerini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bolu Belediye Başkanı'na sahip çıkmamalarından biliyoruz. Sözlerine katılırsın, katılmazsın. Mülteci konusunda sesini çıkaran belediye başkanı neredeyse partiden atacaklar. Doğru, evet. Öyle değil mi? Atmayacaklar mıydı? Hatay Belediye Başkanı çıktı, yurtsever bir insan olarak yönettiği şehirdeki mevcut durumu paylaştığı için neredeyse kötü adam durumuna düştü parti içinde. CHP yöneticisi olup Hatay Belediye Başkanı'nı eleştiren adam var. Tekrar söylüyorum. Ümit Özdağ masanın dışında bırakıp Suriyelileri Türkiye'ye getiren Ahmet Davutoğlu ile aynı masada oturan bir parti kaçak mülteci konusunda samimi duruş alabilir mi? Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun Suriyelileri davul zurnayla ele göndereceğiz meselesini öyle görüyorum. Anladım. Gerçekçi bulmuyorsunuz yani. Hayır. Özetle evet. Peki hakikaten şimdi konuşuyoruz da Yılmaz Bey, ben de şimdi bir ara biliyorsunuz bundan önceki yayında sizinle bu konuyu da konuşmuştuk. Şeye gelmişti iş, işte bunu eleştirenler ırkçı, olumlayanlar da vatan haini noktasına geldi iş. Şimdi dediğiniz gibi bu çok farklı bir şey. Yani benim görüşlerim de ortadadır ama bunun ırkçılıkla falan bir alakası yok. Nüfusu senin demografik yapını tehdit eder hale geldiyse, ekonomik durumumuz zaten ortada. Bunu kaldıramayacak duruma geldiyse, sosyal patlama yaşanacak, bunu kaldıramayacak duruma geldiyse bu ırkçılık mıdır? Yani olabilir mi? Yani mesela siz bugün İngiltere devletinin ırkçı bir millet, ırkçı bir devlet olduğunu söyleyebilir misiniz? Adam diyor ki benim ülkeme kaçak girersen ben seni hapse atarım. Bu kadar. Evet. Değil mi? Yani sana ben vatandaşlık bile vermiş olsam resmi yollardan, ben senin burada bir şeyini görürsem vatandaşlığını alırım diyor. Seni Ruanda'ya gönderirim. Şimdi bu ırkçılık olmuyor. Çünkü Türkiye'deki Suriye meselesi, yani kabul etmemiz gerekir ki Avrupa fonlarından beslenen gazetecilerin, Avrupa fonlarından beslenen sivil toplum kuruluşlarının, sömürge solcularının manipüle ettiği bir olay. Sömürge solcuları. Bunun aynısını biz yetmez ama evet referandumunda da yaşamıştık. Aynısını PKK açılımında da yaşamıştık. Aynı koro dönüp bunları söylüyor. Yani Avrupa Birliği fonlarından, Amerika fonlarından para alanlar bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getirene ırkçı diyor. Adam İngiltere'den para alıyor, bize ırkçı diyor. İngiltere devletinin aldığı karar hakkında cümle bile kurmuyor. Bu işin ırkçılık boyutunda ele alınmasının temel sorunlarından biri, bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda omurgalı bir duruş göstermemesinden de kaynaklanıyor. Çünkü insanlar kutup yıldızı gibi partilerine bakıyorlar. Kutup yıldızı gibi partilerindeki sevdikleri yöneticilere bakıyorlar. Sen bu ülkenin kurucu partisinin yöneticisi ya da ferdi ya da delegesi ya da belediye başkanı ya da milletvekili olarak çıkıp bu topluma bunun aslında ırkçılık değil yurtseverlik olduğunu söylemediğin için toplumda özellikle bir kafa karışıklığı
Bunu ben ısrarla söylüyorum. Eleştiri manasında değil. Yani bu bir realite olarak. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun görüşü müdür Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görüşü mü? İkisi de aynı partide olabilir mi? Toplumu sisli beyin haline getiriyorlar. Bunların arkasında sömürge solcuları var, yabancı fonlardan beslenen insanlar var. Yoksa samimi görüşlerin olduğunu düşünsek, inansak bunu gerçekten samimi ortamlarda oturup fikir teatisi şeklinde konuşabiliriz.